İyi akşamlar efendim. Yeni bir programda tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak her programda yeni bir şehit haberinin üzüntüsüyle birlikte karşınıza çıkıyoruz. Şehit haberlerimiz hiç bitmiyor. Hepsine Cenab-ı Hak'tan gani gani rahmetler diliyorum. Gazilerimizin tez vakitte şifaya bulmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Ve her şeye rağmen büyük Türk milletinin vatan sağ olsun, millet sağ olsun deyip yoluna yürüyeceğine olan inancımı da tekrarlamak istiyorum. Değerli seyirciler, gündem çok hızlı değişiyor. Gündem çok yüklü. Dış politikada bir hayalle başlayan yanlış adımlardan son zamanlarda dikkatle, itinayla dönülüyor. Dünkü yanlıştı, bugünkü doğru. Dünkü yanlış eleştirdiğimiz gibi bugünkü doğruyu da desteklememiz gerektiğine inanıyorum. Suriye'de, Irak'ta o yanlışların faturası önümüze ileride daha ağır şekilde gelecek ne yazık ki. Hem ekonomik faturalar gelecek, hem siyasi faturalar gelecek, hem de sayıları iki taraftan gelen 4 milyona yakın sığınmacının ileride gündemimize getireceği sosyal, ekonomik, kültürel sorunlarla karşılaşacağız. Ama her şeye rağmen yanlıştan dönülmesi olumlu bir adım. Bir başka yanlış karşımıza çıkıyor. 2004'te Türkiye'de bazı liberal geçinen, entelektüel geçinen insanların da desteklediği ve ne yazık ki o tarihte Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül'le Kıbrıs Cumhurbaşkanı seçilen Mehmet Ali Telat'ın anlam planını desteklemesi, anlam planının kabulü ve o akşam her ikisinin benim içimde hala bir yara olarak işleyen o Rauf Denktaş'ı aşağılayan tavırları, o gülüşleri hafızamdan hiç silinmiyor. Ve o günden bugüne, akşamdan sabaha barış derken, barış istemeyen adam diye son Türk kahramanı Rauf Denktaş'ı horlarken aradan geçen 12 yıla rağmen bir barış gelmedi. 12 yıla rağmen Kıbrıs'ta bizim lehimize bir adım atılmadı. Tam tersine. Kıbrıs şu günlerde masada. Elimizden hak kaydı, hak kayacak. Aslında Kıbrıs'la konuşmak gerekiyordu. Fakat yeterli bilgi yok, yeterli açıklamalar yok. Kıbrıs bizim için sadece bir ada değil. Kıbrıs bizim için sadece oradaki Türk ve Müslüman soydaşlarımız, vatandaşlarımız, dindaşlarımız, kardeşlerimiz değil. Kıbrıs bizim için aynı zamanda Doğu Akdeniz'e çıktığımız son pencerenin kapanması. Bizim Doğu Akdeniz'deki, Orta Doğu'daki iddiamıza vurulmuş önemli bir darbe. Kıbrıs, Osmanlı'nın yıkılması konusunda İngiltere'nin ele geçirdikten sonra Rusya ile anlaştığı son derece önemli bir strateji güç. Oraya dikkat etmek gerekiyor. Ama biz bu akşam bunları konuşmayacağız. Biz bu akşam anayasayı konuşacağız. Muhaliflerine göre rejimin değişmesi, savunanlara göre de hayır, rejimin değil, hükümet yapısının değişmesi olan, üzerinde tartışılan anayasayı konuşacağız. 2 Taksim 1504 sayılı 21 maddeden oluşan 1982 Anayasası'nda bazı maddelerde değişiklik getiren kanun teklifi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na indi ve Genel Kurul'da bütün üzerinde 330'u aşan bir oyla maddelere geçildi. 330'u aşan oyun önemi Cumhurbaşkanı'nın isterse bunu referanduma götürmesi, isterse götürmemesi konusunda muhtariyeti, özgürlüğü var. Ama sadece Cumhurbaşkanı'nın bunu referanduma götüreceği konusunda herhangi bir tereddüt yok. Şimdi bu maddeler görüşülecek. Tamamlandıktan sonra arada bir 48 saat geçecek galiba. 48 saatten sonra tekrar bir görüşme olacak. Süreç hızla ilerliyor. Şimdi biz bunu, üç hukukçu arkadaşımla bunu tartışacağız. Bu ne getiriyor, ne götürüyor. Burada önce ben anayasa değişikliğine en fazla itiraz eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mensubu, bir ilçe başkanı, avukat Sayın Cemil Deveci'ye söz vermek istiyorum.
Sayın Deveci, buna şiddete karşı çıkıyorsunuz. Evet. Gerekçeleriniz nedir? Bu bir rejim değişikliği midir? Bu bir hükümet şekli değişikliği midir? Rejim değişikliği ise bizi nereye götürecektir? Hükümet değişikliği ise bize ne kazandıracaktır? Bu anayasa değişikliğine çok nedenle çok çeşitli yönlerde karşı çıkıyoruz. Her şeyden önce içinde bulunduğumuz koşullar bir anayasa yapma, anayasa değişikliğine uygun bir ortamı taşımıyor. Bir uzlaşma ortamında değiliz. İçinde daha yeni 15 Temmuz'dan yani Türkiye'ye yönelik, Türkiye'nin rejimine yönelik bir kalkışmadan yeni çıkmışız. Her gün bir terör eylemi ülkemizin değişik yerlerinde terör eylemiyle karşı karşıyayız. Suriye'de ve Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri savaş halinde. Ekonomimiz büyük bir sorun yaşıyor. İşsizlik Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyinde. Yoksulluk sınırında olan 30 milyon yurttaşımız var. Bunlar etnik ve mezhepsel olarak parti, siyasi parti ayrımlarına göre Türkiye Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde parçalanmış ve birbirlerini ötekileştirmiş ve birbirleriyle diyalog kurmamış durumdadır. Oysa anayasa bir ortak akıl, bir uzlaşma gerektiren bir şeydir. Bundan öndeki tüm anayasa değişiklikleri, 82'den bu tarafa anayasamızı 8 defa değiştirmişiz, 7'sini uzlaşmayla yapmışız, bunda böyle bir uzlaşma yok. Anayasa iki partinin bir araya gelip kendi ofislerinde, kendi bürolarında düzenleyip toplumun önüne, toplumun da değil hatta meclisin önüne getirip böyle iki arada bir derede dün ve bugün olduğu gibi kaçırarak, topluma anlatmayarak yapabileceği bir şey değildi. Bu yönlerden bir defa anayasa yapım tekniği açısından usulüne uygun olduğu için ve toplum bu konudan bilgilendirilmediği için, toplum bu anayasa değişikliğinden habersiz olduğu için, toplum bu anayasa değişikliğiyle neyle karşılaşacağını bilmediği için öncelikle bu nedenle karşıyız. Onun ötesinde bu ciddi bir sistem değişikliği içeren bir anayasa değişikliği, çok partili parlamenter sistemi ortadan kaldıran, onun yerine tek adam sistemini getiren bir anayasa değişikliği getiriyor. Sistemi tümüyle allak bullak ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bizim tüm unsurlarıyla, işte dar dönemde yaptığı görevleriyle, kurulu sürecindeki etkisiyle övündüğümüz meclisimiz neredeyse tasfiye ediliyor. Milletvekilliği kurumu tüm denetim yetkileri elinden aldırarak işlevsiz hale getiriliyor parlamentoyla birlikte. Bunların laf olsun diye söylemiyorum. Bunları hikaye anlatırcasına söylemiyorum. Bunların hepsinin bu anayasa değişikliğinde dayanıkları var. Hangi maddelere dayandığımı, hangi maddelerden hangi yorumları çıkardığımı biraz sonra tartışma derinleştiğince ifade edeceğim. Bu anayasa değişikliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi eliyle, kendi oyuyla kendi yetkilerini Cumhurbaşkanı'na devrediyor. Denetim yetkilerinden vazgeçiyor. Cumhurbaşkanı bu anayasa değişikliğinde temel kavram, halkımızın bilmesi gereken asıl sorun başı, odak başı olan şey Cumhurbaşkanı'nın hem devletin başı, hem de devleti temsil eden kişi, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı, hem yürütmenin başı, hem de aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da kendi partisinin genel başkanı. Yani parti genel başkanlığı sıfatıyla cumhurbaşkanlığı sıfatının birleştiği hiçbir demokratik, aynı kişide birleştiği hiçbir demokratik ülke yok. Bu anayasa geçerse parlamentodan ve halkımızın onayından geçerse, bu anayasa değişikliği gerçekleşirse bir tek Türkiye'de olacak. Bununla birlikte peki Türkiye neyini kaybedecek? Türkiye yürütmeye dayalı tüm yetkilerini cumhurbaşkanına ve tek adama devretmiş olacak. Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu anayasadan çıkarılmış olacak. Bakanlar Kurulu diye kurum kalmayacak. Bakanlar Cumhurbaşkanı'nın atayıp görevden aldığı kişiler haline gelecek. Bakanlar sadece Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacaklar. Parlamentoya karşı bir sorumlulukları yok. Parlamentonun bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları üzerinde denetim yetkileri yok. Ha var diyeceksiniz, var. 400 milletvekillik çoğunluğu bulabilirseniz var. Bakalım var diyen çıkacak mı? Evet. Şimdi Sayın Deveci, ben iki noktayı sormak istiyorum. Uzlaşma yok diyorsunuz. Daha önce 8'den 7'sinde uzlaşma olmuş. Evet. Bunda uzlaşma yok. Uzlaşma yok diyorsunuz ama Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi gitti, görüştü, geldi, görüştü. Tasar üzerinde anlaşılan her ne kadar
Milliyetçi Hareket Partililer teklifi imzalanmamış olsa bile Milliyetçi Hareket Partisi teklife sahip çıkıyor. Genel Başkanları Sayın Devlet Bahçeli bir oyun var, evet diyeceğim dedi, referandumu da evet diyeceğim dedi. Bir uzlaşma anlamına gelmez. Uzlaşmadan kastım değil, daha geniş, daha büyük bir uzlaşma. Türkiye'de anayasadan etkilenen sadece siyasi partiler değil. Siyasi partiler tümüyle her alanda toplumu her zaman temsil edemeyebilirler. O açıdan anayasa değişikliğinden etkilenecek bir yığın başka sivil toplum örgütü var. Üniversiteler var, hukuk fakülteleri var, sivil toplum örgütleri var, sendikalar var, var. Var da var. Nasıl şeyde... ne diyorsunuz ona? Şimdi bu noktada PKK'yla barış döneminde nasıl adım adım toplumun ilmiklerine kadar işte gönüllülerle bilmem kimlerle akil adamlarla inmişseniz, kapı kapı dolaşmışsanız anayasada böyle bir şeydir. Anayasada ne televizyondan dinletiyorsunuz, ne basına yansıtıyorsunuz, ne kamuoyuna aktarıyorsunuz. Anayasayı gizli kapaklı bir köşeden kaçırmaya çalışıyorsunuz. Şimdi buraya, bu ikisi arasında buraya büyük fark var. Toplum bilmiyor dediniz, sivil toplum örgütlerinden bahsettiniz, hukuk fakültelerinden bahsettiniz, barolar var, onlar hukuk da, fakülteleri var, onlara da sormadılar. Sivil toplum örgütleri var. Bunlar bunu bilmekten uzak yapılar mı? Bunların sesi çıkmıyor. Bunlar bunu biliyorlar. Üniversitelerin sesi çıkmıyor ne yazık ki. Üniversitelerin özelliği kalmadı Türkiye'de, uzun bir dönemdir yok, şimdi hiç kalmadı. Bir çok büyük baskı altında toplum, barolar sesini çıkaracak oldu. Meclisin önünde işte tazikli suyla, copla, polisle karşıladılar Ankara Barosu'nu ve avukatları. Onları da konuşturmadılar, basın açıklaması bile yaptırılmadı. Siz niye toplumu aydınlatmıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi tüm olanaklarıyla hem parlamentoda hem örgütleriyle bu görevi üstleniyor. Sadece bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevi değil, bu konuda duyarlılık gösteren, kendi geleceğiyle ilgili bir takım problemlerin yaşanabileceği, kendi geleceğinin elinden alındığını hisseden herkes bu konuda kendisini görevli hissediyor, anlatıyor. Ama bu yeterli olmuyor. Türkiye devasa büyük bir ülke, 80 milyonluk bir ülke, koca bir coğrafya. İnsanlarımız, demin belirttim, yarısı yoksul, akşam yemeğinin peşindeler. Anayasa değişikliği zaten anlatsanız da anlatmasanız da büyük bir çoğunluğunu etkilemiyor. Büyük bir çoğunluğu ülkenin geleceğiyle bu anlamda ilgili değiller. Büyük bir çoğunluğunu zaten çocuklarının geleceği, kendi gelecekleri elinden alınmış. Bu anayasayı alacak, alınabilecek bir şey yok. Onlar zaten kaybedilmiş vatandaş olarak görüyorlar kendilerini. Ve bu anayasayla ilgili Türkiye'nin içine düşeceği durumla çok kendilerini ilgili ve görevli saymıyorlar. Ne yazık ki böyle talihsiz bir duruma da karşı karşıyayız. Peki, Sayın Çömezoğlu, Sayın Deveci oldukça ağır bir tablo çizdi. Bu ağır tabloda üzerinde durduğu nokta uzlaşma yok. Halbuki anayasalar kurucu iradedir. Asli kurucu irade, tali kurucu irade, değişiklikte farklı isimler kullanabiliriz ama kurucu iradedir. Ve toplumun bütün kesimlerinin uzlaşmasıyla yapılmalı dedi. Uzlaşma yok ama işte Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi uzlaşırlar dedi. Siz bu uzlaşmayı yeterli görüyor musunuz? Bir de şunu soracağım. Toplumun yeterince bilgilenip bilgilenmemesi konusunda Cemil Bey'den farklı bir düşünceniz var mı? Eğer gerçekten toplum bilgili değilse bunun suçunu nerede bulacağız? Öncelikle bulunduğumuz gün itibariyle 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü öncelikle kutluyorum gazeteci arkadaşlarımızın. Söze böyle başlamış olmakla beraber hemen eleştiri şeyine geçiyorum. Cihetine. Öncelikle anayasa yapım tekniği bakımından toplumun bütün kurumlarının uzlaşıp altına imza atacağı bir anayasa mı meclisin önüne gelmiştir? Öncelikli olarak bunu değerlendirmemiz lazım. Bu olmadı. Yani ayağı yere basan toplumun bütün kademelerinin konuşup uzlaşıp evet bu olmalı diyebileceği bir anayasa modeli yok. Bu anayasa değişikliği daha doğrusu paket olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün meclise getirdiği bugün ne kadar meclise gelen 18 madde esasında içinde mutlak yargı muafiyeti, başkanlık,
meclisi tek taraflı feshetme yetkisi, anayasanın ilk 4 maddesinin tartışıldığı, Türkiyelilik, ana dilde eğitimden bugüne gelmiştir. Bunda büyük payı yine kendi isminden ve kendinden ödün veren Milliyetçi Hareket Partisi, kendisinden alacağı oydan bir şekilde vazgeçmiş, bunu tartışılır hale getirip buyurun getirin bakalım anayasa değişikliğinizi deyip tartışmaya açmıştır bunu. Ana dilde eğitimden vazgeçilmiş, Türkiye'likten vazgeçilmiş. Tartışmaya açılmıştır, şundan dolayı tartışmaya açılmıştır. Türkiye'lik kavramı kalkmış. Başkanlık kararnamesi, efendime söyleyeyim, meclisi tek taraflı fesih yetkisi, mutlak yargı muafiyeti ortadan kaldırılmış. Mecliste şu anda tartışılır hale getirilmiştir. Ancak bunu tartışmasız kamuoyunun hiçbir argüman şeyle, enstrümanıyla, yani sivil toplum örgütleriyle, diğer siyasi partilerle, üniversitelerle tartışmayan, hatta tartışıldığı ana mecra olan Meclis TV'yi bile kapatan bir iradeyi tartışılır hale getirmiştir. Bunlar doğru değildi, şu anda insanlar tartışıyor. Meclis TV'nin kapatılması ne demek? Yani bu mevzuların asıl tartışıldığı mecra olan Meclis TV'nin kapatılmış olması burada çok büyük bir handikap. Az önce Üstad'ın söylediği gibi açılım sürecinde bile o akil adamlar denilen insanlarla toplumun her şeyine gidip bir dünya parayı alıp memleketi bu hale getiren insanlara bile göz yumulmuşken, anayasa gibi önemli bir metni, toplumsal uzlaşma metnini toplumun önünden kaçırmış olması işte tartışma peki, noktası. Peki işte bu noktada MHP niye o demin söylediğiniz olumlu tavrını sürdürmüyor? Niye? Hayır, ben bunun için anlaşmadım. Bunu evet, milletle konuşalım. Niye demiyor o zaman? Böyleyse bu. Bence çok güzel bir siyasi manevra yaptı. O da şudur. Getirin anayasa değişikliğinizi. Getirire getire getirilen şey Cumhurbaşkanı ve başkanlık rejimi. Yani milletin asıl tartışması gereken bu badireli dönemde başkanlık mıdır? Cumhurbaşkanlığı mıdır? Yoksa işte siyasi partiler yasası ve diğer aksayan konular mıdır? İşte Milliyetçi Hareket Partisi bunu gösteriyor insanlara. Ben şimdi bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani çok iyi bir şey yaptı diyorsunuz ama asıl tartışacak konuyu tartışmıyor. Gele gele karşımıza bir başkanlık geldi, onu da kabul ediyoruz diyorsunuz. Kabul ediyoruz demiyor. Ama benim bir oyun varsa onu veririm diyor. Yalnız burada başka tartışılacak bir konu daha var. O da şu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde kripto FETÖ'cüler. 80 tane, şey. 80 tane kripto FETÖ'cünün ben şeye ne olursa olsun 330'u bulmanın önündeki en büyük şimdi o başka engel olduğunu da düşünüyorum. Onu konuşacağız. Bu oylama usulünü konuşacağız. Oylama usulü. Ama milletin önünden kaçırıldı bu. Peki. Yani millet hiçbir şekilde bilgilendirilmedi. Hiçbir sivil toplum örgütünün, özellikle bu konuda yetkin olan baroların ve hukuk fakültelerinin, üniversitelerin bir görüşü alınmadı. Bu şunu gösteriyor. Yani millet için önemli olan, millet için önemli olan, vazgeçilmez olan, bir an önce 80 anayasasının eksiklerini tamamlayacak olan şey Cumhurbaşkanlığı mıdır? Peki bir şey daha soracağım. Sözü Sayın Hoca ona bırakacaktım ama iyi de baroların yahut üniversitelerin, hukuk fakültelerinin görüş açıklaması için illa birileri onlardan görüş istemesi mi şart? Onlar bu bilgiye ulaşıp kendi görüşlerini açıklama yasal çerçeve içerisinde demokratik i̇şte, forumlarda açıklama imkanına sahip değiller mi? Şimdi burada, tam da burada Nevzat Tandoğan'ın Osman Yüksel Ser'den geçtiğe söylediği bir söz, tarihi bir söz var. O sözün kime söylendiği tartışmalıdır ama tartışmalı buyurun. Ama sözde olduğu gibi aktarıyorum. Tarihi bir anekdot çünkü. Ulan öküz Anadolu'lu, sizin milliyetçilikle, komünizmle ne işiniz var? Milliyetçilik lazımsa bunu biz yaparız. Komünizm gerekirse onu da biz getiririz. Sizin iki vazifeniz var. Birincisi çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek, ikincisi askere çağrıldığınızda askere gelmek. Yani o günkü iradeyle bugünkü irade çok da birbirinden farklı gözükmüyor. Kendi milletvekillerine bile boş kağıt imzalatıp bir teklif metni hazırlatıyor. Kendi milletvekillerine güvenmiyor. İşte Milliyetçi Hareket Partisi bence burada Devlet Bahçeli de
Bunu milletin gözünün yani kör gözüne parmağı usulü tartışmaya açmıştır. Büyük oranda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçirmeye çalıştığı modelde büyük oranda değişiklikler yapılmıştır. Ne yaptı mesela? Mesela anayasanın ilk 4 maddesinin hiçbir şekilde tartışılmayacağı konusu... Böyle bir teklifim zaten vardı. Var. Hayır, tartışılıyordu bu. İki, Türkiye'lilik tartışılıyordu. Federasyon, efendime söyleyeyim, ana dilde eğitim tartışılıyordu. Özel bölge kurma yetkisi verildi bu anayasada. Devam ediyorum. Tek başına meclisi feshedip istenildiği tarihe kadar seçime götürmeme yetkisi kaldırıldı. Diğer taraftan hiçbir şekilde yargılanamam ama... Öyle bir yetki var mıydı Sayın Kümezoğlu? Ya tartışılan paketin içerisinde vardı bunlar. Hayır, pakette yoktu. Ama şu anda benim inancım şu. Bu haliyle Adalet ve Kalkınma Partisi bundan memnun değil. Memnun olmamasına rağmen cin şişeden çıktı. Ve anayasa bir şekilde oylanacak veya oylanmayacak kısmını gurur meselesi haline getirdi. Bu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bence elinde patlayacak. Evet. Bu haliyle mecliste tartışılmaya açıldı. Burada. Açıldı. Cin şişeden çıktı. Şu anda tartışılıyor. Anayasa değişikliği kadar önemli. Bundaki maddeler de değişecek. Benim şahsi kanaatim bu maddeler de değişecek. Şunu söylemek istiyorum. Bir cümle söyleyeyim. Buyurun. Bu anayasa değişikliği kadar önemli bir unsur Türkiye'nin geleceği açısından MHP'lilerin ve ülkücülerin nerede durduğudur. O çok önemlidir. Genel başkan benim şahsi bir tane oyum var. Genel başkan başka bir şey, ülkücüler başka bir şey. Ülkücüler nerede durduğu daha şu anda oylanmıyor. Şu anda tartışmada. Ben onu söylüyorum. Şu anda hala tartışılıyor. Derdim o değil. Beyler, ülkücülerin ve MHP'nin nerede durduğunu göreceğiz, zaman gösterecek. Zaman gösterecek. Daha oylamaya geçilmedi. Ben halk oyuna bile gideceğini düşünmüyorum. İzin verirsen Sayın Hocaoğlu'na iyi sözü aktaracağım. Hocaoğlu'nun işi gerçekten zor. Bu işten memnunlar mı değiller mi? Bir ona soracağım. Cemil Bey'e bakarsanız. Ya halkın iradesine. Onlar memnunlar. Size bakarsanız memnun değiller. Taviz mi verdiler? Taviz mi aldılar? Ne yapıyorlar? Sayın Hocaoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi ne yapıyor gerçekten? Bu tasarı kimin tasarısı? Bu tasarıda Cemil Bey'in işaret ettiği, daha sonra da detaylarına girebileceğimiz, maddelerine gireceğiz, girebileceğimiz genel endişeler söz konusu mu? Teşekkür ediyorum. Bizi izleyen izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli basınımızın gazetecilerini de tebrik ediyorum. Şimdi bu anayasa değişikliği, anayasa çalışmaları sanki son 3 ayımızın, 4 ayımızın faaliyetiymiş gibi lanse ettirilmesini anlamakta zorlanıyorum. AK Parti iktidara geldiği günden bu yana, hemen hemen her seçim beyannamesinde ki bu burada AK Parti eleştiren partilerin seçim beyannamelerinde de aynı şey. Anayasa değişikliği talebi var. Doğru. Anayasa değişikliği her dönemde, her seçim döneminde, genel seçimlerinde, yerel seçimleri geçiyorum. Bu anayasa değiştirilmesi gerektiği bizim partimiz tarafından dile getiriliyor. Hatta şu anki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde bugün Sayın Kılıçdaroğlu geçmişe dönük Ecevit döneminden örnek vererek söylüyor da AK Parti döneminde çok uzağa gitmesine gerek yoktu. AK Parti döneminde de Sayın Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde bir komisyon kuruldu. Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Çalışma Komisyonu kuruldu. Her partinin aldıkları oylara bakılmaksızın her partiden ikişer tane temsilcinin katıldığı, keşke onu da söyleyebilmiş olsaydı bugün Sayın Kılıçdaroğlu o konuda şey yaparken. Ve yaklaşık yanılmıyorsam 60'a yakın madde görüşüldü, uzlaşıldı. Ve devamında masa dağıtıldı CHP'nin ayak oyunlarıyla beraber. Önemli değil ama sonuç itibariyle şunu söyleyeceğim. Bu anayasa değişikliği meselesi sürpriz, bugün tepeden inme gelip önümüze çıkan bir şey, bir uygulama değil. Bu zaten çok uzun zamandan beri tartışılan. Hatta geçen bir programda da bu konuyu gündeme getirdiğimizde anayasada neredeyse değişmeyen maddesi kalmadı. Her tarafı delik deşik olmuş bir anayasa oldu. Şimdi bu... Burada şunu anlıyorum ben. CHP'nin için uzlaşma demek, CHP'nin dediğini kabul ediyorsanız uzlaşırız. Benim dediğim kabul olmasa uzlaşma yoktur. Böyle bir mantık yok. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ile bir konsensüs oluşturup, anayasa değişikliği üzerinde çalışma yapıp, her iki partinin de evet diyebileceği bir metin ortaya çıkması uzlaşma olmuyor. Ama eğer CHP bu işin içine katılırsa uzlaşma olacak. Katılsaydınız zaten kime engelledi siz? Veya bir alternatif bir çalışmanız varsa, evet siz bunları söylüyorsunuz, bunlar yanlış ama bizim de şöyle bir önerilerimiz var, alın bunları da burada değerlendirelim deseydiniz ya. Yok, o da yok, o yok, bu yok, nedir, ben ne ulaşacağım, nasıl ulaşacağım seninle beraber?
Ben ne dersem onu yapacaksın, bu uzlaşma olur. Bu böyle bir mantık. Bir şekilde kabul görebilecek bir mantık değildir. Mecliste Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle geçmişten aldığı bir takım tecrübelerle diyeyim ve özellikle de 15 Temmuz, daha önceki programlarda da söyledim, 15 Temmuz'dan sonraki gelişmeler, ben Sayın Çömezoğlu gibi düşünmüyorum. Devlet Bahçeli'nin devlet adamlığının gereğini yaptığını, MHP'deki milletvekillerinin de ülkenin geleceği açısından bu sistemin sıkıntılarının artık iyiden iyi gün yüzüne düştüğü bir ortamda bu sistemle bu. Esasında fiilen uygulanmakta olan, fiilen farklı, yasa alanında farklı olan bir çelişkiyi ortadan kaldırmak adına. Hangi çelişki o? Yani şu anda fiilen uygulanan sistem başka. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak adlandırdığımız sistem şu anda fiilen uygulanıyor zaten. Yani anayasanın dışında bir sistem uygulanıyor. Hayır, anayasanın dışında bir sistem değil. Zaten mevcut anayasanın dışında diyor Osman. Mevcut anayasada Cumhurbaşkanı'nın kullandığı yetkilerin hepsi var zaten. Bu yetkileri kullandığı için eleştiriliyor zaten. Sıkıntı öyle orada. Mi? Öyle mi Sayın Devrici? Yani bu yetkiler mevcut anayasada var mı? Hangi yetkiler? Bu yeni tasarıda gelen yetkiler. Onu diyorsunuz değil mi? Ha, Cumhurbaşkanı yetkiler açısından diyorsun. Hı. Cumhurbaşkanı yetkiler açısından sorumsuz Cumhurbaşkanı için fazla. Ama bu o demek değil. Bu tüm yetkileri silip hepsini Cumhurbaşkanı'na yargıyı, yürütmeyi, yasamayı öyle, tek öyle bir kişiye şey vermek anlamına gelmez. Öyle bir şey yok. Peki buyurun. Buyurun şey, o sizin kendi iddianız. Öyle bir iddia yok. Realite. Sadece anayasa şu anda mevcut anayasamızda, daha önceki programlarda da tartıştığımız gibi, Cumhurbaşkanı sorumsuz ama yürütmenin başı olan bir insan. Attığı imzaların sorumluluğu o şeyin altında imzası olan bakanlara veya başbakana ait. Cumhurbaşkanı nereden yargılanabiliyor? Bir tek suçtan yargılanabiliyor. O da vatana ihanet. Geri attığı hiçbir imzada sorumluluğu yok. Ama yürütmenin başında. Toplayıp, dağıtıp, her türlü kararı alma yetkisi var mı? Var. O zaman yetkisi yok, kullanılıyor. İşte fiili durum dediğiniz o zaten. Nasıl yok? Anayasada yok mu karşılığı? Yok tabii. Nasıl yok? Yürütmenin başı temsilidir. Nasıl temsilidir? Temsilidir. İçimseldir. Etmeyin. İçimseldir. Sorumluluk bakanlar kurulduysa, bakanlar anayasa, varsa, anayasa lafzı yorum getirmez. Anayasanın yorumları üçlü kararnamelerde Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğu yoktur. Sadece onun etkisi vardır. Siz zaten ama ilgili bakanın sorumluluğu var tabii orada. Yani tabii canım. Nasıl olacak o iş? İmzayı atan başkası sorumluluk yok. Hazırlayan zaten bakan. Bakanlar kurulu hazırladığı metni getiriyor. Ondan sonra o bakanlar kurulunda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı imzalıyor. Yani orada esasen tasdikleyen bir kurum durumunda Cumhurbaşkanı, hazırlayan durumunda değil. Cumhurbaşkanının burada uygulama yetkisi yok, veto etme yetkisi var. Aynen. Şimdi orada karıştırılan şey yok. Bakan hazırlıyor. İçişleri Bakanı atıyorum Emniyet Genel Müdürlüğü ile ilgili bir metin hazırlıyor. Bu metin Bakanlar Kurulu tarafından denetleniyor. Tamam denildikten sonra Cumhurbaşkanı onaylıyor. Bundan hazırlayan yine bakan. Müdahale edeceğim. Hazırlayan bakan. Tamam, benim sözümü kesmeyeceksiniz. Tamam, doğru diyorsun. Evet. Hani kavram kargaşası olmaz. Bundan sonra her konuşmacıya müdahale edeceğim. Sayın Hocaoğlu, tamam, Doğu Karadenizlidir. Tamam. Damarına basmayın. Buyur Sayın Hocaoğlu. Çünkü deminden beri hiç zerre kadar müdahale etmedim hiç konuşuyor. Buyurun. Şimdi Üstad dedi ki olağanüstü şartların olduğu bir dönemde anayasa değişikliği nereden çıktı? 1921 anayasası çok mu olağan şartlar altında yapıldı? 24 anayasası çok olağan şartlar altında mı yapıldı? Geçtim onları. Mevcut durum onunla 61 anayasası çok olağan şartlarda mı yapıldı? 82 anayasası çok mu olağan şartlarda yapıldı? Ne alakası var Türkiye'deki terör olaylarıyla anayasa yapmanın? Milletvekilleri cepheye gidip savaşacaklar mı? Milletvekillerin görevi ne? Ya meclisin görevi ne? Yasa yapmak. Anayasayı yapmak yetkisi kime ait? Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'ne ait. Bu anayasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi yapmayacak da kim yapacak? O zaman ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Egemenlik kayıtsız, şartsız millete aittir. Meclisin arkasında koca bunların tek ibare budur. Kayıtsız, şartsız millete ait olan egemenliği kullanacak olan kim? Şu anki cumhuriyet sistemimize göre milletvekilleri aracılığıyla kullanır. Bu milletvekillerinin aşağı yukarı 338 görünüyor bugün. Yarın belki 40 olacak. Belki düşecek, hiç önemli değil. Ben onu tartışmıyorum. Ama büyük bir ekseriyeti bu anayasanın değiştirilmesi konusunda bir uzlaşma sağlamış. Şimdi bu insanları bir vatan hainliğine itham etmek, hangi o zaman o meclisin içerisinde bulunan, o itham yapan kişiler de vatan hainidirler. Çünkü meclis bir bütün.
her ne kadar muhalefet, iktidar, muhalefet o çatı altında ayrı ayrı olsa bile sonuçta milletvekilliği, meclis bir bütündür. O zaman vatan hainliğiyle suçladığınız insanlar... Kimi suçluyor canım? Sizin genel başkanınız vatan haini diyor. Nerede diyecek canım sonrası? Başka bir şey. Kırklareli'deki konuşmasında mı? Tekirdağ'da konuşmasında mı? Öyleydi. Şimdi yani... bak bir şey söyleyeyim. Bırakın şu Kılıçdaroğlu'nu, Bahçeli'yi, Binali'yi. Kaldı ki ben burada Cumhuriyet Halk Partisi sıfatımla da değilim. Ben avukat sıfatımla ve yurttaş sıfatımla buradayım. Çünkü benim buradaki görüşüm Cumhuriyet Halk Partisi'ni de aşıyor. Ben üçünüzden de hukukçu gözüyle gerçekten... Evet, şimdi hiçbir hata almasın. Biz genel bölümdeyiz diyerekten genel yorum şey yapıldığı için ben bu şekilde buyurun. Yoksa maddeler şeyle geçtiğimiz zaman onun tartışmasına girmem. Buyurun. Genel itibariyle görüşürüz dedik. Onun için genel itibariyle değerlendiriyorum. Buyurun. Bitti mi sözünüz? Denet maddelere geçeceksek eğer. Geçeceğiz maddelere, ayrıca geçeceğiz. Ben sadece şurayı bir bağlamama müsaade edin. Türkiye'de çok olağan yürüyen bir şey, yani meclise ait bir yetkiyi kullanılması meselesini sanki meclis elinde olmayan bir yetkiyi kullanıyormuş gibi vatandaşa anlatarak lütfen vatandaşın kafasını karıştırmayalım, vatandaşın aklıyla oynamayalım diyorum. Evet. Şimdi anayasayı değiştirme yetkisi mevcut anayasada da hukukta da birilerine verilmiştir. Bizim anayasamızda bunu değiştirme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir. Burada bir itiraz var mı? Yok. Yok. Sayın Deveci, ortam uygun değil dediniz. Ortam uygun değil derken şu ekonomik sosyal yapıdan mı bahsettiniz? Yoksa olağanüstü hal rejimi içerisinde referanduma gidilmeyecek tarzındaki bir görüşten mi? Hangisini savundunuz Sayın Hocaoğlu? Hepsi üst üste gelince zaten. Hayır, Türkiye'de hem yasayla anayasa hem parlamento tarafından ilan edilmiş bir olağanüstü hal var. Hem de fiili bir olağanüstü hal var ekonomik ve sosyal şartlar itibariyle. Meclisin görevi sadece anayasa yapmak, yasa yapmak değil, yönetmeyi denetleme yetkisi de vardır. Denetleme yetkisi de vardır. Şu anlamda söylüyorum. Olağanüstü hal, basın konuşamıyor. Bir gazeteci içeride, bir gazete kapatılmış. Ne bileyim, dün işte parlamentoda bir şeye anlatıldı. Üç milletvekilinin aynı kabinde niye olduğunu yazan bir tane gazete yok. Şimdi o usule... Yani sayın, bu şu demektir. Sayın Deveci, usule geçeceğiz. Usulden çok. Anayasa oylaması, maddelere geçtiğimiz zaman anayasa oylaması nasıl yapılmalı? Dün mecliste gördüğümüz sahneler oylamanın yasal tanımına uyuyor mu uymuyor? Onu tartışacağız. Yalnız ben şunu sordum. Sayın Hocaoğlu şunu dedi. Ortam 1921'de de farklı değildi dedi. Ortam 1921'de, 1924'te devlet kuruluyordu. Devlet kuruluyordu. Şimdi, o bir kuruluş anayasasıydı. Onunla bunun ne ilgisi var? Ona alternatif bir devlette biz kuruluyoruz diyorsa doğru. Kimse öyle bir şey demiyor herhalde. Yani demedi ama. Evet. Ben çıkarım sahibi. Ben mi çıkarıyorum? Yani geçmişi var. Bu, evet geçmişinizde vardı sizin böyle şey etmek. Söylenmemiş sözlerden. Sanki öyle bir şey diyecektiniz siz. Ben bir şey diyecektim. Diyeceğim şey de şu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapmış olduğu bu hamleyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasa değiştiğinden anladığı tek şeyin bir insana verilecek yetkilerin tartışılması olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu tartışmaya açılmıştır. Bu tek kişiye verilecek olan yetkiler, tek kişiye verilecek olan yetkilerin birçoğu komisyonda tartışılarak vazgeçilecek noktaya gelmiş. Birçoğunun da mecliste yapılacak olan tartışmalar sonucunda ortadan kalkacağını ve yapılacak oylama neticesinde de bunun halk oylamasına dahi gitmeyeceğini düşünüyorum ben. Çünkü o kadar garip şeyler var ki. Şöyle düşünün, avukatlık mesleği üzerinden örnek vereyim ben. Süreli bir vekaletname veriyorsunuz avukata, genel bir vekaletname veriyorsunuz. Bu verdiğiniz vekaletnameye istinaden denetleme, efendime söyleyeyim, talimat verme yetkisini devralıyor birisi. Bu 5 yıllık süre içerisinde karınıza boşanma davası açıyor, evinizi kiraya veriyor ve arabanızı satıyor. Ondan sonra 5 yıl sonunda da arada azledemeyeceğiniz için sen millet iradesi olarak, 5 yıl sonunda da azletseniz ne olacak, azletmeseniz ne olacak? Ne karınız kalmış, ne arabanız, ne eviniz. Yani bütün yetkiyi bir kişiye veremezsiniz. Denetleme yetkisi ortadan kalkıyor bununla. Onları maddelerde konuşacağız. Yani çok ilginç. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki günlerde mecliste de tartışılacak. Daha tartışılıyor Sayın Çömezoğlu. Onları da maddelerde konuşacağız. Yalnız şu. 21 maddeydi. 18'e geldi. Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üzerinde anlaştığı ve 316 Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilinin açık imzasıyla
Komisyona gelen teklif 21 maddeden oluşuyordu. Bu 21 maddenin 3 tanesi çekildi. Neydi bu 3 tane? 1. Seçilme yaşının 18'e indirilmesi. Yani iş olsun Cumhurbaşkanına vekalet iş olsun kabine konmuş bir madde diyebiliriz. İkincisi neydi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin istediği, bir maddeydi. Cumhurbaşkanı seçilme niteliklerini belirlerken doğuştan Türk vatandaşı olma ibaresi vardı. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin istediği kaldırıldı. Bir diğeri de Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin itiraz ettiği, özellikle belli bir bölgede, belli bir sosyoekonomik, kültürel yapılanmanın olduğu bir yerde yedek milletvekilliğinin kaldırılması. Bunun dışında kaldırılan bir şey yok ortada. Ne kaldırıldı? Adalet ve Kalkınma Partisi hangi düşüncesinden vazgeçti? Tasarı işte, bu. Şimdi 2013 yılındaki seçim beyannamesiyle beraber Adalet ve Kalkınma Partisi'nin asıl teklif metninde pazarlık öncesi metin yoktu. Boş kağıda imza attırdıkları milletvekillerinin şeyinde var mıydı? Sonradan dolduruldu bunlar. Pazarlıkla hepsi ortadan kalktı. Yani mutlak yargı muafiyeti, meclisi tek taraflı fesih ve yani... Ama adalet tasarıda, Sayın Hocaoğlu, bir, Sayın Çömezoğlu'nun söylediği sizin anayasa değişikliğindeki nihai hedefiniz. Anayasanın ilk 4 maddesini ve anayasadaki Türk kavramını çıkartmak mı? Bir, Adalet ve Kalkınma Partili yerel siyasetçi olarak, bir milletvekili adayı olarak bu konuda net bir tavır bekliyorum. Bir araya girip özür dileyerek giriyorum araya. Çünkü bakın, teklifi yapan milletvekillerinin bile bilmediği şeyi Sayın Hocanın bilmesi mümkün mü? Ben boş kağıda imza atıyorum. Farklı bir şey söyleyeceğim. Diyorum ki, anayasanın ilk 4 maddesini teklif edecek milletvekili benim partilim olamaz. Eğer benim partilim, genel başkanım, o 4 maddenin değiştirilmesi teklifine evet diyorsa ben o partiliyim. Peki. 36 etnik unsuru biz söylemedik ki. Ama Sayın Çömezoğlu o başka bir şey. Şimdi Hocaoğlu başka bir şey. Bir de şunu soracağım. Sizin anayasa değişikliğinden anladığınız sadece Cumhurbaşkanı'nın kişisel pozisyonu mu? Sayın Çömezoğlu öyle bir şey dedi. Cumhurbaşkanı yarın vefat etti. Asıl tehlike de burada diyor bazıları şimdi. Efendim? Allah keçinden versin. Bazıları da asıl tehlike de burada. Niye asıl tehlike bu? Şu anda Cumhurbaşkanı ile Başbakan uyum içerisinde bir hükümet gidiyor. Hatırlayın. Ahmet Necdet Sezer, Sayın Cumhurbaşkanı. Recep Tayyip Erdoğan da Başbakan. Kaç tane kanun Anayasa Mahkemesi'ne gitti? Yani bir problem var mı Anayasa Olmaz mı? Yasayla iş yürütemeyince bu sefer kararnamelerle iş yürütmek zorunda kaldı. Anayasa Mahkemesi'ne giden kanun, Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı yayınlanıncaya kadar yürürlükte değil midir? Yanlış mı biliyorum ben? Aynen. Yürütmeyi durdurma kararı verirse Anayasa Mahkemesi ne yapacaksınız? Kaç tane verdi? Hepsinde 24 kere gitti yanılmıyorsam Sayın Ahmet Necdet Sezer. 24 kere gitti. Ondan önce, gelmeden önce evde bunun istişaresini yapıyorduk. 1960'lı yıllarda kurulmuş Anayasa Mahkemesi ve toplamda Sayın Ahmet Necdet Sezer'e gelene kadar 24 kere Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş Cumhurbaşkanları. 20 küsür. Tam şimdi her şeyde Ahmet Necdet Sezer'e örnek veriyor ama şu harcama yetkilerine de başka bir yere geldi. Tamam, çok önemli bir yere geldiniz. 1960'tan Ahmet Necdet Sezer'in seçildiği 2000 yılına kadar 20 civarında yılda, Anayasa Mahkemesi'ne gidilmiş. Geçen 40 yılda o kadar Anayasa Mahkemesi'ne gidilmiş. Bunun kaçı iptal olmuş, kaçına yürütme var mı? O kadar detayını bilmiyorum. Tabii bilmiyorum. Sadece evet. Şu, yani onca yıl içerisinde ama kaç yıl oldu? 5 yıl mı? Yok, 4 yıl yanılmıyorsam. Kim? Ahmet Necdet Sezer mi? Ahmet Necdet Sezer ile Cumhurbaşkanı'nın aynı dönemde. Evet, 2003-2007. Evet, evet. 4 yıl. 4 yıl içerisinde 24 kere, 25 kere Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüş. Ve hükümet çalışamaz hale geldiği için de kararnamelerle işi götürmek zorunda kalmış. Bakın, o kanun maddeleri yasaya aykırıydı, anayasaya aykırıydı. Şimdi şunu tartışmıyorum. Neden tartışmıyoruz? Niye tartışacağım? Demokrasi, şu anda konum o değil. Şimdi bir şeye gelmeye çalışıyorum. Hukuk devletini tesis etmek durumunda sayın değil miyiz? Tek tek onlara girersek işin içinden çıkamayız. Ya demokrasi ne demek? 24 sayısını şöyle kıyaslamanızı istiyorum. 24 sayısını şöyle kıyaslamanızı istiyorum. Bir dakika Sayın Hocaoğlu bitirsin. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çıkartmış olduğu her yargı paketinde en az 30-40 madde çıkıyor. Bir dakika. Sayın Hoca buyurun. Hocaoğlu. Artık ben şimdi sözümü bitirip ondan sonra arkadaşlara lütfen. Buyurun. Siz buyurun. Dolayısıyla uyumlu yürüdüğü zaman sıkıntı yok belki görünüyor. Ama iş uyumsuz hale geldiği zaman parlamenter rejim yürümüyor. İş üretemiyorsun. Bu sefer
işin şey tabiriyle kanuna karşı dolan yollarına başvurmak zorunda kalıyorsun. Bu sistemde, getirilecek olan sistemde en önemli belki sonuçlarından bir tanesi artık uyum sorunu sıkıntısı yaşamayacak. Meclis ayrı çalışıyor çünkü, hükümet ayrı çalışıyor. Birbiriyle hiç alakası olmayan iki kurum haline. Gerçek anlamda yasama, yürütme, yargı ayrışmasını ilk defa belki bundan sonra yaşıyor hale geleceğiz. Şimdi, bu sistem sayesinde. Şimdi Sayın Hocaoğlu, güzel bir örnek verdiniz. 1962 arası 6 tane cumhurbaşkanı değişti. O süre içerisinde Kıbrıs Barış Harekatı oldu. O süre içerisinde Asala eylemler oldu. O süre içerisinde PKK Güneydoğu'da apocular diye neşvi nema bulmaya başladı. Muhtıralar oldu, darbeler oldu. Ve o 40 yılda 24 defa Anayasa Mahkemesi'ne gidilmiş. Fakat rakamda yanılıyor olabilirim yani. 20'li veya 26 veya 27 önemli değil. Ama Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığı ve bugünkü Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı süresinde o 4 yılda da çok daha fazla Anayasa Mahkemesi'ne gidilmiş. Burada anayasayı mı suçlayacağız yoksa siyaset algısındaki değişimleri veya siyasetçilerin bireysel tavrını mı acaba? Bakın, yani sonuç itibariyle aynı şeye geliyor Osman abi. Farklı değil ki. Yani sonuçta eğer yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanıyla... Anayasa Mahkemesi'ni iptal ederseniz ne olur? Nasıl? İptal edin. İşte sorun da orada. Anayasa Mahkemesi kararlarını yargı tanımamaya denetim, döndü iş. Biz yargı denetiminden şikayetçi değiliz. Yargı işte, denetimi elbette ki olacak. Peki oraya geleceğiz. Şimdi son bir dakika... Bir dakika bir şey diyecekseniz buyurun Sayın. Yakınından şey mahkemeye gidilmesi, yakınından şey yürütmenin durdurulması kararı verilmesi, yakınından şey mahkemenin iptal kararı vermesi. Sonuç mahkeme kararlarını tanımama, anayasayı tanımamaya geldi. Yani bir ülke düşünün ki yargı kararlarını tanımayan yöneticiler var. Yani bu, böyle bir şey olabilir mi? Yargı eşittir, devlettir. Devlet der ki üçlü bir yapı var bizde. Yasama, yürütme ve yargı. Vatandaş egemenlik hakkını bu üç erke bölüştürmüş durumda. Şimdi, bir erk diğerininkini, diğer yani yargı kararını tanımama gibi bir durum demokratik ülkelerde kabul edilebilir bir şey değil. Soru soracağım ve reklam arasına gireceğiz. Sonra söz hakkı veririm. İyi de Milliyetçi Hareket Partisi tam bu gerekçeyle anayasa değişikliğine gitmedi mi? Madem dedi Cumhurbaşkanı yasaya uymuyor, yasaya Cumhurbaşkanı'na uyduralım demedi. Peki. Değerli seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz.